Arda'nın mutfağında sizi bekleyen 3 tane şahane tarif var. Güne güzel bir börek yaparak başlayacağız. Peynirli bir tencere böreği yapacağız. Tencerede hazırlayacağız, fırında pişireceğiz. Arkasından bir mücver tarifim var size. Başrolümüzü mücverde brokoli olacak. Bir brokoli mücveri yapacağız. Efsane güzel olacak. En son olarak da çikolatalı elma ve armut toplarıyla çok basit ama çok çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Yani anlayacağınız bugün yine 10 numara 5 yıldız Arda'nın mutfağı tarifleri geliyor. Hemen geliyor. Şimdi geliyor. Hadi gelin. Günün ilk tarifi hazırlayacağımız tencere böreği. Aslına bakarsanız bu böreğin hikayesi şu. Bazen böyle börekçilere gidiyorsunuz, böyle normal klasik işte farklı farklı bildiğimiz börekleri satıyorlar. İşte kol böreğiydi, küt böreğiydi, o bu filan falan, su böreğiydi. Bazen böyle kalın kocaman kocaman börekler var böyle yüksek yüksek. Onların nasıl yapıldığını size göstermek istedim ve bu tarif biraz ona istinaden böyle hani hafif böyle yükseltisi var. Dışı mışı falan böyle son derece güzel, lezzetli bir şekilde renk almış bir tarif. Öncelikle iki tane hazırlık yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi solüsyon. Yani yufkaları ıslatacağımız klasik solüsyon. Çok basit. 3 tane yumurtayı böyle bir kabın içerisine kırıyoruz. Hem sarısı hem beyazı. Arkasından üzerine birazcık süt ekleyeceğiz. 1,5 bardak kadar. 1 bardak kadar da sıvı yağ ekleyeceğiz. İşi bitireceğiz. 3 yumurtayı kırdım. Şöyle bir metal çırpma teliyle gayet güzel çalışabiliriz. Önce bu üçünü hafiften bir çırptım. Arkasından şuradan bir tane bardak alacağım. Toplam 1 bardak ayçiçek yağına ihtiyacım var. Çırpa çırpa ayçiçek yağını ekliyorum. Aynı bardakta yine porsiyonlayabilirim. 1 bardak ayçiçek yağı koymuştum. 1,5 bardak kadar da süt ekleyeceğim bunun üstüne. Ve aynı şekilde çırparak solüsyonumu hazırlayacağım. Olay bundan ibaret. Bu bütün yufkaları ıslatmamızı sağlayacak olan genel karışım. O yüzden hani bunu böyle işte aşağı yukarı fazlası var, eksiği yok vaziyetinde. Bunu bu şekilde derince bir kasenin içerisinde hazır etmeniz lazım. İkinci yapacağımız şey ara katların genel hazırlığı. Yani içerisine koyacağımız peynir karışımı. Şu şöyle kenarda dursun. Gelelim peynire. Burada ben 3 tane farklı peynir kullanıyorum. Beyaz peynir, lor peyniri ve kaşar peyniri ama istediğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle bir gramajım var. 125 gram kadar beyaz peynir, 125 gram kadar lor peyniri ve aşağı yukarı hani bir o kadar da bir bardak kadar rendelenmiş kaşar peynirini. Üçünü böyle bir kasenin içerisinde birleştirdim. Opsiyonel olarak işin içerisine maydanoz ve dereotu da koyabilirsiniz ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Top tamamen sizde. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde davranın. Ben koyacağım ama hani böyle ya Arda birazcık rengi dönüyor, biraz kararıyor, ben sevmiyorum derseniz bak o da kabulümdür. Yani çok da sorun, dert değil. Ama böyle aşağı yukarı yarım bağ yarım bağ her ikisinden de koyarsanız lezzet katacaktır. Bunları da tezgahın üstüne alın lütfen. Aşırı derecede küçük olmasına gerek yok. Birazcık doğrayın. Ufalttık, ufalttık, ufalttık. Direkt olarak buradaki peynirli karışımın üzerine ekliyoruz. Bu da bizim basit, kolay, çok alışa geldiğimiz lezzetli böreğin iç harcı. Burada zaten aslına bakarsanız bu tip tariflerde genel olarak hani illa şu olması gerekiyor, kesinlikle bu olması gerekiyor noktasında belli başlı birkaç şey olur. Mesela hani atıyorum bunun içerisine kesinlikle ve kesinlikle şunu koymanız acayip fark ettirir denecek noktada o ya bir baharattır ya özel bir ottur ya da böyle özellikli bir şeydir ama bunun içerisine siz canınız ne istiyorsa, elinizde ne varsa, evinizde nasıl bir yeşillik, bir iç harç varsa koyabilirsiniz. Mantar koyabilirsiniz, pastırma koyabilirsiniz. Her şey kabulümdür. 10 numara 5 yıldız, siz zaten bu işin üstesinden gelirsiniz. Bir kere bu bizim iç harcımız. Bunu şöyle bir, kaşığa gerek yok. Elle mıncıklayarak böyle hafiften bütün peynirleri, maydanozu ve dereotunu bir araya getiriyoruz. Peynirli harcımız da hazır. O da burada. Solüsyonumuz da hazır. Şimdi gelin bunları nasıl birleştireceğimizin üstünden geçelim.
Aslına bakarsanız son derece basit bir tarif bu yapması. Hiç sizi böyle ekstradan zorlamayacak bir tarif. Yaparken de böyle eğleneceğiniz tarzda bir tarif. O sebepten dolayı belki çocuklarla bir şey yapmak isterseniz gayet iyi sonuç alırsınız. Benim böyle bir tencerem var. Fırına girmeye müsait. Niye tencerede yapıyorum onu? Çünkü yüksek, yani kenarında epey bir yükseltisi var. Bana istediğim yükseltiyi verecek. Bu tip var olan her türlü kapta çalışabilirsiniz açıkçası. Fırına girebilsin. Kenarında plastik bir kulbu vesairesi olmasın, yeter. Öncelikle bu tencerenin içerisini, tabanını, kenarını, köşesini güzelce tereyağla yağlıyorsunuz. Gramaj hiç önemli değil. Mümkün olduğu kadar şöyle yağlayın. Böyle bir parça tereyağı, özellikle alt kısmı, çünkü en altta kalan kısım en az hani alt taraftan tencere ısındığında bunun ısısına maruz kalacak. Bu sebepten dolayı ısı geçirgenliği iyi olan bir tencereyle çok iyi çalışırsınız. Yağladım, hazırladım tencereyi. Sıra geldi yufkalarla çalışmaya. Toplamda 4 tane yufkaya ihtiyacınız olacak. Ve bu yufkaları şöyle bir prensiple hazırlayacaksınız. Bir kere kesinlikle yufkanız mahalle yufkacısından alınan orijinal yufka olacak. Böyle süpermarketlerde de satıyorlar. Hani zor zamanlarda hayat kurtarır veya atıyorum işte yurt dışındasınız, bulamıyorsunuz kolayca o yufkalardan. Böyle bir hazır yufkayla işimi kotarayım derseniz eyvallah. Ama varsa mahallede bir yufkacı, onu değerlendirmek lazım. Bir tane yufkayı alıyorsunuz. Şöyle hafiften açıyorsunuz bunu. Sonra bu yufkayı yırtmadan alıp tabanı tencerenin içerisine denk gelecek vaziyette, kenar kısımları dışarıya sarkacak vaziyette bu arkadaşın içerisine seriyorsunuz. Temel prensip şu: mümkün olduğu kadar eşit ve orantılı davranalım ve alt taraftaki yufkayı tencerenin tam böyle yuvarlak kenarına oturacak vaziyette içeriye doğru muntazam bir şekilde serelim. Yani köşe kısımları, dip kısımları, taban kısımları İyice bunun içerisine otursun istiyorum. Güzelce yaptık bu işi. Gördüğünüz gibi hani tencere boyunca bunu yerleştirmiş olduk. Şu hazırladığımız solüsyondan birazcık, çok fazla değil, böyle birkaç kaşık kadar döküp tabanı güzelce nemlendirmenizi isteyeceğim. Aynen böyle. Geri kalan yufkalarla nasıl çalışacağız? Şimdi bak, bir tane yufkayı aldım burada tezgahın üstüne. Yufkayı isterseniz bıçakla, isterseninizle ortadan ikiye, sonra bir daha ortadan ikiye böldüm. Çeyrek yufka var elimin altında. Tamamını buradaki harcın içerisine buluyorum. Ve bu arkadaşın tabanına güzelce yerleştiriyorum. Mümkün olduğu kadar eşit. Eğer iyice ıslatmazsanız bunu, siz ne yaparsanız yapın, piştiğinde iç taraflar kupkuru kalacaktır. Hiç de güzel, ıslak ıslak, nemli bir hale gelmeyecektir. O yüzden alın bunu, güzelce ıslatın. Birazcık fazla olan sıvısından arındırdıktan sonra bu şekilde yerleştirin. Geri kalan yarım yufkayı da ortadan ikiye kesip aynı şekilde yerleştireceğim. Bu yerleştirme işleminde hepsini ortaya doğru toplamayın. Yani açın bunu böyle, tamam mı? Mümkün olduğu kadar bütün tabana eşit ve muntazam vaziyette yayın. Yani bir taraf çok sıkışık ve yüksek, bir taraf çok az ve seyrek kalmasın. Temel prensibimiz burada bu. Böreğin içini doldururken de siz birazcık kendi zevkinize göre dolduracaksınız. Yani şöyle, hani sadece tek katta börek isterse, tek katta peynir ve benzeri isterseniz hepsini yapıp ara kata kadar geldikten sonra peynir koyabilirsiniz, ama o biraz bana şey gibi geliyor. Hani yani ortada denk gelirsen peynire denk gelirsin. O yüzden ben peyniri iki kata koyacağım. Şimdi ne yaptık? Bir tane yufkayı tamamen serdik tencerenin içerisine. Sonra bir tane yufkayı da dörde böldük, ıslattık ve kat kat olarak yine sermeye devam ettik. İkinci yufkayı aldım, yarısını koparttım ve solüsyonlama işlemine devam ettim. Yani 1,5 yufkayı kat olarak buraya serdim. 1,5 kat olduğunda hazırladığım peynirli karışımdan bir kaşıkla alıp yarısı kadarını bunun içerisine serpiyorum. Aslına baktığınızda anlatırken matematik problemi gibi, ama uygularken gayet basit. Yani iki kat olacak şekilde peynirli karışımı yayacağız. Kolay mı kolay, yapması rahat mı rahat, sizi hiç de zorlamayacak bir modeldeyiz. Yarısını
böyle güzelce. Ben bir de özellikle kenarlara koymayı çok seviyorum ki bu şey derlerdi eskiden, bilir misiniz? Ortada kalan kısma damat parçası, damat dilimi derlermiş. Böyle en hani dolu dolu, hani bol malzemenin olduğu yer, orta kısım. Onu da hani kayınvalideler damatlara ikram ederlermiş. Damat dilim, damat parçası kalmasın, her yer eşit olsun. 1,5 kat yufkayı serdik. Üstüne hazırladığımız peynirin yarısını serdik. Aynı şekilde 1,5 kat yufkayı da sermeye devam ediyoruz ıslatıp. Böyle kat kat geldik ve elimizde bir çeyrek, bir de yanlardan kapatmalar kaldı. Kalan peynirli katı da komple seriyorsunuz. Yani yufka, peynir, yufka, peynir, yufka vaziyetinde bir genel dağılım yaptık içeride. Ama siz yani isteğinize göre bunu şekillendirip, değiştirip ne bileyim tek kat peynir yapabilirsiniz. O zaman daha çok peynir geliyor bana diyorsanız o şekilde yapın, kabulümdür. Yani bu burada olmazsa olmaz bir teknik detay ve benzeri değildir. Şimdi üstünü kapatacağız. Elimde bir çeyrek parça kaldı ve solüsyon zaten yavaş yavaş bitmeye doğru geliyor, görüyorsunuz. Onu da alıyorum, böyle bunun üstünü kapatıyorum. Sıra geldi kenarları kapatmaya. Bakın şimdi bundan sonra birazcık fırçayla çalışacağım. Şu kısma birazcık daha solüsyon süreyim. Bunun adı da solüsyon kaldı, ne denir bilmiyorum vallahi. Yani solüsyon demek daha kolayıma geliyor. Alıyorum, bir parçasını kapatıyorum. Her kapattığım parçanın üstüne birazcık buradaki bu hafif solüsyondan döküp iyice ıslatıyorum. Eğer ıslatmadan kapatırsanız birazcık fazla kuru kuru kalıyor bu parçalar. Islattıktan sonra diğer parçayı kapatıyorum ve onu da ıslatıyorum. Böyle ıslata ıslata bütün kenarlardaki var olan yufkayı bu şekilde üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. İçlerini, aralarını ve üstlerini bol bol solüsyonla fırçalamayı aman ihmal etmeyin. İyice fırçaladım bu arkadaşı kenarına, köşesine. Arzu ediyorsanız üstüne şöyle hani bir parça tereyağı, böyle birkaç parça. İsterseniz, istemezseniz hiç koymanıza da gerek yok. Zaten içeride her şey güzel güzel pişecektir. Bu tereyağıyla böyle birazcık fırçalarsanız da üstü hafiften bir renk alır. Hiç yapmazsanız da olur. Dert tasa yok yani. Yapmazsanız daha bile güzel de olur yani. Ben biraz hafif yağlı olsun diye azıcık bir eklemede bulundum. Top sizde. Bu arkadaşı takriben 50 dakika kadar fırında 180 derecede pişireceksiniz. Yanıyor fırın. Hiç vakit kaybetmeden kapağını açıyorum. Atıyorum, hoppa, unutuyorum. 50 dakika, şuradan da hatta kuralım. Öyle kendi kendine yavaş yavaş güzel güzel olacak. Bizim de geri kalan bütün her şeyi yapacak epeyce bir vaktimiz var. Bugün ikinci tarifi yapacağımız tatlı. Hiç pişirmiyorsunuz bunu. Sadece var olan genel malzemeden pişirmeden çok da kolay yapıyorsunuz. İnanın bana, eğer bugüne kadar bu tatlıyı hiç bu usulde yapmadıysanız yeni favoriniz olabilir. Son derece güzel ve rahat yapacağınız bir tatlıdır. İhtiyacınız olan bir tane elma, bir tane armut, birazcık fındık, yani tarçın, baharatlar, birazcık pötibör bisküvi, güzel böyle tereyağlı mis gibi kokan, bunlarla beraber genel işi bitireceksiniz. Öncelikle elmayı ve armutu soyarak işe başlıyorsunuz. Mesela ben bu tarifte özellikle armut kullanıyorum çünkü hani başka ne kullanabilirim diye düşündüğümde yaparken mesela havuç acayip güzel olur. Çünkü böyle tatlı şeylere havuç güzel bir lezzet katar ama armutun verdiği tazelik, ferahlık mesela elmada çok gelmiyor bana. O yüzden özellikle armut kullanıyorum. Bulursanız kesinlikle siz de kullanın. Yok eğer bulamazsanız direkt olarak ikisini de, yani kullanacağınız iki tane meyveyi de elmadan kullanabilirsiniz. Yeşil elma her zaman olduğu gibi biraz daha hafif ekşimtırak ve birazcık daha böyle güzel bir tat katarken, kırmızı elma hafif şekerli olduğu için bir tık daha şekerlimsi bir tata doğru götürecektir bu işi. Benden söylemesi. Neyse şu ikisini hızlıca soyuyorum ve rendelemek için hazır hale getiriyorum. Kabuklarını atmayın. Mutlaka ve mutlaka bir çay vesaire bir şey yaparken bu kabukları kullanırsınız. Aklınızda olsun. Yani
mutfakta pratik olmak önemli ama fonksiyonel olmak daha önemlidir. O yüzden illa bir yerlerde kullanırsınız benden söylemesi. Rendeyi alıyorum ve elmayı ve armutu rendenin kalın tarafıyla çok fazla zedelemeden, çünkü bunlar içerisinde epeyce sıvı barındıran meyveler. Eğer çok fazla rendelersek, ezersek hatta bunları, suyu çıkar, böyle ezilir, erir gider. Kati ve keskin darbelerle her ikisinin de kalın tarafıyla rendenin rendelenmiş olmasını sağlıyor. Her ikisini de, elmayı da armutu da güzelce rendeledim. Bak, epeyce bir miktar suları da çıktı bu arkadaşların. Çok normal. Hani mücver yaparken kabağın ve benzeri her şeyin bunun böyle fazlaca suyunu sıkar. Birazcık daha böyle içine az un koymak için fazla sıvısından kurtarırız ya. Burada öyle bir işlem yapmayacağız. Çünkü bunun bütün lezzetini ve suyunu almak istiyorum. O yüzden mevcut vaziyetinde kullanacağım. Şimdi bakın, elma, armut burada. Peki bu fındıklar ne olacak? Bu fındıkları da mevcut vaziyette değil de birazcık daha ufaltacak şekilde kullanacağım. O yüzden şöyle bir kolay parçalayıcım var. Bunun içerisine atıyorum fındıkları ve arzu ettiğim boyuta gelene kadar şöyle hafiften çekiyorum. Bir bardak kadar fındık hem bunun var olan sıvılık kıvamını birazcık bağlamasını sağlıyor, hem de lezzetini birazcık daha arttırıyor. Hafif böyle çektim. Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar da toz kıvamına getirdim. Artık her şeyi birleştireceğim. Ondan sonra da tatlım kısmen hazır hale gelecek. Bunu yapmak için bu sefer daha böyle baba bir parçalayıcı. Aslında bu fındığı da bunun içerisinde yapabilirsiniz ama o zaman çok dağılıyor. Birazcık fazla hani kendi yağını da salıyor diye ben önden çektim. Ölçülü vaziyette gideceğim. Peki ne kadar bisküviye, ne kadar fındığa, ne kadar elmaya? Bir elma tamam, bir armut tamam. Aşağı yukarı bir bardak kadar fındık tamam. Petibör bisküvi içinde parçalayıcının içerisine önce buradaki bisküvileri ekliyorum. İki turda çekeceğim ki çok fazla toz olmasın diye. Toplamda aşağı yukarı 200 gram kadar petibör bisküviye ihtiyacınız olacak. Farklı bisküviler de kullanabilirsiniz. Bu bebe bisküvileri ve benzeri öyle şeyler de kullanabilirsiniz. Hangi bisküvi? Yulaflı, kakaolu vesaireli vesaireli. Fakat şunu unutmayın, kullanacağınız her bisküvinin içerisindeki tereyağı, kakao, yulaf ve benzeri oranlar birbirinden farklı olduğu için kıvam olarak birazcık ufak tefek farklılıklar yapabilir. Mutfağınızda şefsizsiniz dememin temel sebebi bu. Her seferinde siz bunu ister istemez kendi kullandığınız malzemeye göre ufak bir şekilde oynayarak düzelteceksiniz. Ondan sonra da bu iş bitmiş olacak. Önce bisküvileri bir çekelim. İyice toz haline getirdik bu arkadaşı. Artık parçalama işlemine falan hiç ihtiyacım yok. Her şeyi güzelce burada birleştireceğim. Bakın, kasem burada duruyor. Her şeyi bunun içerisinde birleştirip güzelce yoğuracağız. Önce elma ile armut bütün suyuyla beraber girdi içine. Arkasından toz haline getirdiğim bisküviler tamamen girdi içerisine. Arkasından burada hazırladığım fındık komple girdi içerisine. Ben böyle tariflerde mutlaka ve mutlaka birazcık baharat kullanmayı çok seviyorum. O baharatlar yani hani hafif sıradan olan tadı birazcık daha sıra dışı hale getiriyor. O yüzden size önerim, bu tarifte de biraz tarçın, birazcık daha ekşiliği vermek için sumak kullanın. İnanın bana. Ne kadar derseniz, bütün bu karışımın içerisine bir kere rengini çok güzel kahverengiye de doğru döndürecek olan ilk eklememiz tarçındır. Bir yemek kaşığı kadar, ama şöyle fazlasını alın, silme gibi düşünün. Bir yemek kaşığı tarçın, yoksa biraz acımtırak bir hale getirir. Arkasından da takriben şöyle bir tatlı kaşığı kadar, belki birazcık daha fazla sumak ekleyeceksiniz. Sumak tatlılarda tatlı ekşi dengesini müthiş bir şekilde dengeler ve ortaya güzel bir sonuç çıkarmanızı sağlar. Yapacağımız şey şu, elimizi işin içine sokacağız ve her şeyi güzelce yoğuracağız. Önce birazcık olmayacak gibi gözükse de
sıvıyla beraber bisküviler bir araya geldiğinde tam böyle bir hamur kıvamına doğru giden bir noktaya ilerleyeceğiz. İnanmıyorsanız denemesi bedava. Güzelce yoğurduğunuzda bak aynen böyle bir kıvam aldı bu arkada. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bundan bir lokmacık alıp tadına bakın. Vay. Bak içerisine hiç şeker koymamamıza rağmen bence tadı müthiş. Ama biraz daha sumak koyarsam, yani bunlar mesela son derece sübjektif konular. Bir tık daha sumak, birazcık daha tarçın koyarsam çok 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 daha iyi bir yere doğru gider. Çünkü elma ile tarçın birbirlerini çok seven iki baharattır. Hani birinden birazcık daha az koyarsanız ya ver bana diyor yani istiyor. O yüzden elmanın tarçına olan bu serzeniştini lütfen yani şey yapmayın yani şey diyor elma şu anda. Ya gel diyor ya biraz daha gel diyor. Biraz daha bana doğru yaklaş diyor yani. Yaklaştırın o ikisini birbirine. İyice yoğurun ve artık son haline getirin bu arkadaşları. Yoğurdukça şunu fark edeceksiniz. Siz bunu yoğurdukça cıvıklaşıyor kıvam. Tamam mı? Bu cıvıklaşmasının temel sebebi de kullandığımız bisküvinin içerisinde var olan yağ. Biz bunu yoğurdukça yağ kusmaya başlıyor. Dışarı çıkıyor ve artık iyice elinize, avucunuza yapışır kıvama geliyor. Peki ne yapacağız? Bunu kurtarmak için biraz daha fındık ekleyeceğiz. Onu mu yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Tadına bakalım. Sensin. Kesinlikle sensin. Daha da diyecek bir şey yok. Bunu kurtarmak için şöyle bir şey yapacağız. Ya bir tarif beni şu zamanlarda çok etkiliyor mesela böyle tarifler. Hem basit, hem kolay, hem böyle hani evde, markette, bakkalda bulabildiğiniz kolay malzemelerle yapıp ne kadar güzel sonuç veriyor dediğiniz noktada. Bir lokma aldığınızda bunu anlayacaksınız. Bunu kurtarmak için, daha doğrusu kurtarmak değil de işlemi şu. Bunu yeniden soğutacağız. Dolapta yaklaşık yarım saat, 45 dakika kadar. Derin dondurucuda aşağı yukarı 10-15 dakika kadar. Yeniden böyle bir gövdelenecek. Gövdelendiği an itibariyle de biz bunu bir dondurma kaşığıyla alacağız. Böyle hafiften şekil vereceğiz. Elimizin içerisine biraz da yuvarlayacağız. Sonra üstüne de benmari edilmiş çikolata gezdireceğiz. Kıvam müthiş olacak. Benmari için, benmari çikolata için çok basit. Küçük bir tencere tabanına hafifçe su koyuyorum. Sonra ocağın üstüne alıyorum bu arkadaşı. Altını yakıyorum. Bu su kaynadığı an itibariyle içerisine şöyle küçük bir kase koyacağım. Çikolatayı koyacağım ve benmari vaziyetinde eriteceğim bunu. Tezgahımın üstünü hızlıca şöyle bir sildikten hemen sonra artık mücveri yapmaya başlayabilirim. Mücver kabağın en yakıştığı yemeklerden bir tanesi. Ama kabak kullanmadan da çok güzel mücverler yapılabiliyor. Bunun örneği az sonra yapacağımız brokoli mücveri. Bakın brokoli mücverinde şöyle bir işlem yaptık. Brokolileri önceden birazcık haşladık ya da isterseniz buharda da pişirebilirsiniz ama her ne yaparsanız yapın bu arkadaşlar birazcık su çeker, suyu sever. O yüzden haşladığımız brokolileri iyice böyle dirisini aldıktan, haşladıktan ya da buharda böyle pişirdikten sonra zaten şu anda kasenin dibinde birazcık su kalmış oldu. Ben bunu bütün mücver tarifleri için şiddetle tavsiye ederim. Alıp birazcık varsa eğer şöyle fazla suyunu sıkın. Zaten bunları biraz sonra ezeceğiz. Tamam mı? Birazcık sıkın bu fazla suyunu. Çünkü eğer bunu sıkmazsanız bu içerideki var olan sıvıyı dengelemek için içerisine hababam debabam un basmanız lazım. Çok un basarsanız da o mücver olmaktan çıkar. Böyle değişik bir şey olur. Ben çok tavsiye etmiyorum. Sıkarsanız da var olan mücverin hem dokusunu hem tadını alırsınız. Bu fazla suyundan da kurtarmış olursunuz. Mutfakta bir sürü alet kullanıyorum. Farklı farklı. Ama hani kullanmadığım aletlerden benim en çok işi alet olmayan en çok işime yarayan şeylerden bir tanesi de aslına bakarsanız bu gördüğünüz tülbent. Yemin ediyorum her türlü sıkma mıkma işlemlerinde elimin altında çarşıdan aldım. Her seferinde de kullanıyorum. Hiç de dert tasa yapmıyor. 750 gram kadar brokoliyi haşladım. Fazla suyunu sıktım. Tülbentimi asla atmam. Şöyle kenarda dursun. Mutlaka kullanacağım. Şimdi bunları birazcık ezeceğim. Bir patates eziciniz varsa hayat size güzel. Yoksa çatalla da ezebilirsiniz.
Baharatlarından tuz ve karabiberi şöyle güzelce veriyorum. Ve içine koyacağım bütün diğer malzemelerden önce bu brokoliyi şöyle güzelce bir eziyorum. Brokoliyi güzelce ezdim. Şeyi merak ediyor olabilirsiniz. Mesela neden ezdik de bir parçalayıcıda yapmadık? Çünkü bunu parçalayıcıya alırsak tuz da buz olacaktır. Hatta iyice kalan içindeki azıcık da olan nem o da gidecektir. O yüzden hiç böyle dokusunu hissedemeyeceğimiz bir bulamaç kıvamına gelecektir. Bu oysa ki burada içeride belli belirsiz brokoliden küçük küçük parçalar var. Ki bu aslına bakarsanız bizim tam da istediğimiz şey. Şuradaki ezicinin üstünde kalan parçaları da işin içine dahil ettikten sonra başlıyoruz bunun diğer işlemlerini yapmaya. Ben diğer yeşillikleri de buna çok yakıştırıyorum. Mesela buna eğer taze soğan koyarsanız asla hayır demem. Aşağı yukarı 3-4 dal taze soğan çok iyi gidecektir. Yalnız her zaman olduğu gibi bunu mümkün olduğu kadar ince doğramanızı rica ediyorum. Çok kalın kalın doğrarsanız o zaman çiğ kalacaktır içinde. Çünkü bu arkadaşın canı ne ki, yani bunu alacağız yağın içerisinde birazcık kızartacağız. Ondan sonra da iş bitmiş olacak. O yüzden elinizden geldiği kadar ince ince doğrayın. Ve hep ister açık yeşil, ister beyaz, ister koyu yeşil kısımlarını, hep körpe olan kısımları kullanın. Körpe olmayan şu uç kısımlarına doğru birazcık kartlaştığı zaman zaten o kendini belli ediyor hemen. Bunları hop dışarıda bırakın. Tamam. İnce ince doğradık bu arkadaşlar. Arkasından başka yeşillikler isteyebilirsiniz. Mesela maydanoz. İnanın bana, yani mesela böreğin içine maydanoz koysak mı koymasak mı konusunda sizi birazcık serbest bıraktım. Ama ne yapın edin, bu mücverin içerisine kesinlikle maydanoz koyun. Hiç de böyle aa ben sevmem, yakışır mı yakışmaz mı, öyle mi olur böyle mi olur demeyin. Bunu da alın, ince ince doğrayın ve içerisine ilave edin. Yeşilliğin bol olduğu mücverler inanın çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Biraz daha hafif Akdeniz havası veriyor. Biraz daha Ege havası veriyor insana. Ve hani böyle yazın gidiyorsunuz Ege'de bir kenarda tatil yaparken böyle normalde aslında çok yemeği sevdiğiniz yemekler çok çok daha lezzetli geliyor damağınıza. İşte o hani oradaki otların, oradaki yerel baharatların, oradaki lezzetlerin, yeşilliklerin kullanıldığı şeyler. Biz de elimizden geldiği kadar hani yeşillikleri işin içine dahil edelim dersek pazarda bulduğumuz kolay yeşillikler dereotu, maydanoz ve türevleri. O yüzden bunları da ince doğradıktan sonra alıyorum. Hop atıyorum içerisine. Bir mücverin olmazsa olmazı yumurtadır. Hem bağlaması açısından hem de içerideki her şeyi birbirine o proteiniyle beraber bağlayıp lezzetlendirmesi açısından. Bu tarifin içerisine koyacağınız yumurta adedi aslına bakarsanız size kalmış. Ama 2'den az olmayacak kadar yumurtaya ihtiyacı var bunun. 2 ila 3 tane yumurtayla bu işi güzelce hale yola sokabilirsiniz. Ben bir de kesinlikle sarımsak eklemek istiyorum buna. 2 diş sarımsak süper lezzet katar. Yumurtadan önce şöyle 2 diş sarımsak. O da girdi içerisine. Tuz ve karabiberi zaten hafiften ezerken koymuştum. Burada olay tamam. Şimdi 2 ya da 3 tane yumurtaya ihtiyacınız var. Önce 2 tane kırın. Böyle bir harmanlayın hepsini beraber. Sonra da gidişata göre, kıvama göre bir bakın bakalım ne oluyor, ne bitiyor diye. Ben şimdi yumurtaları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Evet, 2 yumurta az. Yani bağırıyor 2 yumurta az diye. O yüzden 3 tane gayet iyidir. Önce yumurtayı böyle güzelce bütün yeşilliklere yediriyorsunuz. Sarımsak içeride tamamen dağılsın. Sıra geldi una. Var olan mevcut suyunu sıktığımız için buna maksimum 2 kaşık kadar un gayet yeterli olacaktır. Şöyle bak 2 tane. Önce 1 kaşık koyuyorum. Ben mücveri hafif sulu sulu birazcık kıvamlı sevdiğim için çok fazla undan yana değilim. Yani bas unu geç bizlik değil açıkçası. 1 kaşık koydum. Bir kaşık daha kaldıracaktır. Bir kaşık daha koyduk mu bu iş tamam.
ama hani siz az sıkarsınız, biraz daha kıvamı toplamak için una ihtiyaç vardır filan falan, onlara bir şey diyemem. Çünkü bunlar bizim aslında hani geleneksel bir tık klasikleşmiş tariflerin farklı versiyonları. Uygulamada ufak ufak değişiklikler göstereceği için hani şunu kimse diyemez size, 125 gram şundan, 46 gram bundan filan, işte bunun suyunu 24 gram çıkana kadar filan yemez yani. O bizde olmaz, o birazcık göz kararıdır. O yüzden ister bir öğrenci evinde, ister bir anne evinde yapılıyor olsun, bu tarifte işin içerisine biraz kendinizden de bir dokunuş katmanız gerekir. Şimdi aslına bakarsanız mücver hazır. Bunu sadece kaşıkla yağda nasıl birleştireceğimi size göstereceğim. O yüzden ocağın üstüne yağı koyup birazcık ısıtmaya başlıyorum. Çok derin bir yağım yok ama aşırı sığ da bir yağda kızartmayacağım. Unutmayın, hani böyle çok sığ yağda yaptığınız kızartmalar daha az yağ çeker diye bir genel geçer bir deyiş ve bir fikir var. Aslında çok da öyle olmuyor. Doğru ısıda kızarttığınız her türlü kızartma az yağ çekecektir. O yüzden yağınızı kızartacaksınız. Ondan sonra bundan kaşık kaşık içerisine alacaksınız. Burada da gördüğünüz üzere ben Marie'yi etmek için çikolatayı koydum. Mevcut ısıyla yavaş yavaş eriyor. Altının çok böyle güldür güldür harlı ateşte olmasına gerek yok. Kısın zaten mevcut buhar onu güzel güzel böyle eritmeye devam edecektir. Gelelim buradaki karışımımıza. Aşağı yukarı 10 dakika içerisinde bu arkadaş hafiften kendini topladı. Birazcık daha dolapta kalırsa birazcık daha toplayacaktır. O yüzden ne kadar onu hani soğukta bekletirseniz, soğukta muhafaza ederseniz o şekilde güzel bir sonuç alırsınız. Bundan toplar yapacağız. Şimdi mesela bende böyle iki tane dondurma kaşığı var. Bir tanesi küçük toplar, bir tanesi dondurma için. Şimdi hani şununla bana dondurma getirseniz ayıp denen bir şey var derim. Bu kadarcık dondurma ne yani? Ben bunu kulağıma dökerim derim. Olmaz. Bunu dondurma için kullanacağız. Bu küçük kaşığı bu tip böyle atraksiyonlu işler için kullanacağız. Yapacağımız şey de şu. Önce bu tabağı çıkartacağım. Sonra servis yapacağım tabağı alacağım. Bu arkadaştan böyle topçuklar yapıyorum. Şöyle. Çok fazla sıkmaya, ezmeye gerek kalmadan boyutunu istediğiniz gibi ayarlayın. Şeklini, şemalini istediğiniz gibi ayarlayın. Ve böyle güzel güzel toplar çıkartın. Mesela şu küçük daha iyi. O yüzden şu küçük vaziyetinde yapalım. Böyle böyle toplar yapıyorsunuz bundan. Servis yapacağınız kaseye diziyorsunuz. Yeniden dolapta bekletiyorsunuz. En son çikolatalarınız hazır kıvama geldiği zaman benmari çikolatalarınız üstüne döküp şak diye servis ediyorsunuz. Yani misafiri mutlu etmek için okuldan gelen çocukların anne ben işte bilmem ne istiyorum falan dediği zaman böyle hemen tak diye karşısına çıkartacağınız basit, lezzetli ve güzel bir tarif oluyor. Yeter ki bunları çocuklar gelene kadar hafiften bir yuvarlayın. Toplar hazır. Gayet de gövdeliler ama ben bunları servis edeceğim zaman çıkaracağım. O yüzden yine top haline getirdikten sonra da bir 10 dakika derin dondurucuda, yani normalde bunları dolapta tutun da böyle hızlı olmak istediğiniz zaman derin dondurucuda gayet kolay iş görüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi çikolata burada benmari vaziyetinde eridi. Aldım. Tezgahın üstüne çıkarttım. Bir küçük kase daha koyuyorum. Bunda da aynı şekilde beyaz çikolata eriteceğim. Bir su bardağı kadar siyah çikolata erittim. İster bitter, ister sütlü. Yarım bardak kadar beyaz çikolata. Beyaz siyahtan daha zor erir, daha şekerli bir baza olduğu için ve içerisine krema koyduğunuz zaman da böyle macunumtırak bir kıvama gelir. O da çikolatanın kalitesiyle alakalı bir durum. O yüzden hani siz birazcık kıvamını ayarlamanız lazım. Şimdi bunu hafiften kremayla bir ganaj haline getireceğim. Bu böyle çok güzel akışkan, var olanların üstüne bunu döktük mü süper çiçek gibi olur. Ama soğuduğu zaman donar, kas katı kıvamda kalır. O yüzden bunu şöyle birazcık kremayla açmanızı istiyorum. Yaklaşık 4 kaşık kadar, 4-5 kaşık kadar kremayla hafiften akışkan ve ihtiyacınız olan böyle o lollipopların üstünü kaplayacak vaziyete getirecek gibi şöyle güzelce bir açacaksınız. Açacaksınız. Akan bir krema elde edeceksiniz. Üstlerini güzelce kaplayacak. Kalan kremayı da eridikten sonra beyaz çikolatanın içerisine alacağız. Böyle güzelce onu da hafif eriyen ve akışkan bir kıvamı getireceğiz.
Önce siyah çikolatayı gezdireceğiz üstüne. Sonra beyaz çikolatayı gezdireceğiz. Böyle bir kule gibi yapacağız. Ondan sonra da bu kadar basit, lezzetli ve mükemmel sunumlu bir tatlıyı laps görücüye çıkaracağız. Beyaz çikolata eriyor. Burada da yağ hafiften kızmış vaziyette. Buna tuz ve karabiber koymuştuk. Top sizde, istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Alıyorum bunu. Fazla şekline şemaline takılmadan şöyle şu şekilde iki kaşıkla bastırıp dikkatli bir vaziyette yağın içerisine bırakıyorum. Ne kadar doğal bir görüntüsü olursa benim için o kadar güzel. Yapması çok kolay, uygulaması çok kolay. Son derece basit ve lezzetli mücverler yapıyoruz. Şimdi şöyle bir özet geçiyorum size. Mücverleri yağa koyuyorum ve her iki taraflarında güzelce kızartıyorum. Diğer tarafta zaten lollipopları yapmıştım. Onların üzerine az sonra bu siyah ve beyaz çikolatayı da gezdireceğim. Nasıl bitirdiğimi size göstereceğim. Fırındaki arkadaşın aşağı yukarı bir 15 dakikası falan var. 15 dakika sonra onu da fırından, tenceresinden çıkartıp güzel bir şekilde servis edeceğim. Yani uzun lafın kısası, az sonra benimle beraber olursanız yine mükemmel bir Arda'nın mutfağı kapanışı sizi bekliyor. Bol lezzetli, bol keyifli. Hadi bakalım. Ya sofrayı kurdum, hadi gelseniz de başlasak diye sizi bekliyordum. Çünkü bu menüyü yaptığınız zaman yani herkes ya size gelecek ya size gelmek için ekstra bir mazeret yaratmaya çalışacak. Şimdi mücverle başlayalım. Daha önce benim çok yaptığım, sevdiğim bir mücver bu. Aslına bakarsanız brokolinin ön planda olduğu ve size yemin ediyorum hani bazen çocuklar şey yapıyor ya, onu yemem, bunu yemem, bilmem ne yemem, köfte ver, patates ver filan. Köfte patates de güzel ama bu da çok güzel. Böyle bir sebze çocuğunuz sebze tanışması için çok iyi bir başlangıç. Lezzeti gayet yerinde, kıvamı gayet yerinde, tam 10 numara 5 yıldızlı bir tarif ve brokolinin tadını 10 numara alıyorsunuz. Bak hiç ötesi yok. Ama bugünün yıldızlarından bir tanesi şu gördüğünüz arkadaş. Yani şöyle bir ortalığı biraz açıp size göstermek istiyorum. Çünkü böreğin bütünü fırından çıktıktan sonra zaten mükemmel bir kıvamda. Gördüğünüz gibi ters çevirdim. Altta kalan kısmı üste, üstte kalan kısmı alta verdim ki bu altın çıtırlığı, görseli falan çok daha iyi oluyor. Üstte her zaman fırında pişerken birazcık kabarıyor ya, ters çevirdiğinizde şak olay oturuyor. Şimdi içinin güzel piştiğini görüyorsunuz. Adeta bir su böreği gibi ve ara katlardaki peynirin iki eşit kata dağılmasından ötürü de kısmen hakkaniyetli bir dağılım olmuş. Sıra geldi bunu yemeye. Bu tip tariflerde hep anakonda tekniğinden bahsediyorum. Yani ağzı büyük açmak. Yani böyle değil, böyle açıyorsunuz. Ve olabildiğince büyük bir ısırık almaya çalışıyorsunuz. Önce bir koklayın, sonra büyükçe bir ısırık alın. Geniş açın. Böyle bir börek, böyle bir ısırığı hak ediyor doğrusu. Hazırladığımız sıvı karışımından, solüsyondan dolayı içindeki katlar
mükemmel bir şekilde pişmiş. Hani yani bu böreği deseniz ki ünlü börekçi bilmem ne efendiden aldım getirdim onun özel böreği deseniz gayet güzel gider. İçine koyacağınız peynir, baharat, şekil, şemal top sizde. Nasıl istiyorsanız yapın. Benimki çok klasik bir harç ama olağanüstü lezzetli. Büyük ısırıklar almayı unutmayın. Valla yani hani herhangi bir endişeniz aman oldu, olmadı, şöyle olmaz, ben yapamam filan hiç böyle bir şey yok. Birebir adım adım benim yaptığım şekilde yaparsanız mükemmel bir börek yanında böyle bir çayla sofrada hiçbir eksiğiniz yok. Günün sonunda hazırladığımız kolay basit tatlımızı bana da burada çatal bıçak koyduk kendimize. Gerek yok direkt hop anakonda tekniği. Günün sonunda hazırladığımız şu basit ve kolay tatlı gerçekten size çok iyi gelecek. Çünkü üstünde erittiğiniz siyah ve beyaz çikolatayla bu toplar beraber mükemmel gidiyor ve dolapta hafif tadını toplayınca böyle yerken şöyle bir şey geliyor. Ya bunun içinde böyle çok ferahlık veren bir şey var. Ne bu acaba? Ne koydun filan? Mesela komşunuz size öyle soracak. Ne koydun? Aa sır söylemem filan diyeceksiniz siz de. Oysa ki sır arkadaki koyduğumuz baharatlardan geliyor. Küçük bir dokunuşla büyük farklar ortaya çıkartabiliyorsunuz. Nitekim birazcık tarçın ve içine koyduğumuz o sumakla inceden böyle çok tatlı bir ekşilik alıyorsunuz ki gerçekten mükemmel. Basit, kolay malzemelerle hazırlanan, her yerde bulabileceğimiz, kendi çevremizdeki ürünlerle ortaya çıkarttığımız çok lezzetli bir menü yaptık bugün. Daha önce de dediğim gibi böyle malzemelerle böyle sıra dışı sonuçlar ortaya çıkarttığımız zaman ben çok mutlu oluyorum. Umarım siz de oluyorsunuzdur. Bu haftanın tarifleri işte tam da böyleydi. Peynirli tencere böreği, güzel bir brokoli mücveri ve çikolatalı elma ve armut topları üstüne biraz da böyle bir ganaj attık mı müthiş bir kıvamda ortaya çıkıyor. Umarım siz de bu tarifleri yapar ve sofralarınızı aynen bu benim yaptığım tariflerle şenlendirir. Kendinizden de ekstra bir şeyler katarsınız. Tariflerin detaylarını istiyorsanız aşağıda gördüğünüz Instagram'daki Arda Türkmen adresine girip oradan yönlendirmelerimi takip edebilirsiniz. Bu ve bundan güzel, daha da güzel tarifler için önümüzdeki hafta ben yine sizi burada bekliyor olacağım. Belki bir börek, belki bir ana yemek, belki bir tatlı. Ama hepsi birbirinden güzel olacak size söz veriyorum. Haftaya görüşüp yine soframızı hep beraber kuruncaya dek kendinize çok iyi bakın. Kalasmalık.